Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Allah-u Teala seher vakti istiğfar eden yok mu? Onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu? İstediğini vereyim. Duasını kabul edeyim buyurur. Allah-u Teala iyileri överken, onlar seher vaktinde istiğfar eder buyuruyor. Seher vakti gecenin son 1/6'ıdır. Gecenin ikinci yarısında sonra da dualar kabul olur. Gece, akşam ile imsak vaktinin arasıdır. Mübarek gün ve geceler. Cuma günü öğle ile ikindi arası. Recep'in ilk gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, bayram geceleri, Arefe günü. Ramazan gün ve geceleri. İftar zamanı. Her günün zeval vakti. Bu vakitleri ganimet bilmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, şu 5 gecede yapılan dua reddedilmez. Regaib gecesi, Şaban'ın 15. Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi. Cuma günlerinde bir an vardır ki, o anda edilen dua reddolmaz. Ramazan'da Allah-u Teala günahları affeder ve duaları kabul eder. Ezan okunurken ve ezan ile kamet arasında. Hadis-i şerifte ezan okunurken dua reddolmaz ve ezanla kamet arasında dua kabul edilir buyuruldu. Namaz kılarken, secdedeyken ve namazlardan sonra. Hadis-i şerifte kulun Rabbine en yakın hali namazda secdedeykendir. Secdede çok dua edin. Bu dua kabul olur ve 5 vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur buyuruldu. Nafile namazlarda secdedeyken dua edilir. Farz namazlarda secdede dua edilmez. Kur'an-ı Kerim hatmedilince hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Kur'an'ı hatmedenin duası kabul olur. Kalbinde incelik hissettiği an. Hadis-i şerifte incelik halinde duayı ganimet bilin. Bu hal rahmet kapısının açık olduğunu gösterir buyuruldu. Kâbe-i Şerif'i görünce. Hadis-i şerifte hac yapanların duası kabul olur. Kâbe'de mültezim denilen yerde dua eden mutlaka uğradığı musibetten kurtulur buyuruldu. Hastayken, sıkıntılıyken. Hadis-i şerifte dertli müminin duasını ganimet bilin buyuruldu. Oruçluyken. Hadis-i şerifte oruçlunun duası reddedilmez buyuruldu. Yağmur yağarken, Kur'an okunurken, düşmanla karşılaşınca. Hadis-i şerifte şu durumda rahmet kapıları açılır ve dualar kabul edilir. Kur'an okunurken, düşman ordusu ile karşılaşınca, yağmur yağarken buyuruldu. Normal zamanlarda dua etmeyen veya Allah'a inanmayan insanlar bile üstesinden gelemedikleri olaylar karşısında darda kaldıkları ve sıkıntıya düştükleri zamanlarda dua ihtiyacı hissederler. Bu da insanın duaya muhtaç olduğunun delilidir. Yüce Allah bu durumu Yunus suresinin 12. ayetinde şöyle açıklar: İnsana bir zarar dokunduğu zaman yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder. Zararını kaldırdığımız zaman ise sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç dua etmemiş gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böyle süslü gösterilmiştir. Aynı şekilde Lokman suresinin 32. ayetinde, denizde onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdiği zaman, dini yalnızca ona halis kılan, gönülden bağlılar olarak Allah'a yalvarırlar. Fakat o, onları kurtarıp
karaya çıkarınca, içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkar etmez buyurulmaktadır. Bu iki ayetten anlaşılacağı üzere, dua etmek insanın fıtri bir özelliğidir. Yine bu ayetlerde Yüce Allah bize, duanın sadece sıkıntılı zamanlarda değil, her zaman yapılması gerektiğini de hatırlatmaktadır. Dua yaptıktan sonra insan, gönlünde bir ferahlık ve rahatlık hisseder. İsteğinin yerine getirileceği hususunda ümit var olur. Bu yönüyle dua, ruhi bunalımlara karşı koruyucu sağlık tedbiri konumundadır. Dua etmek, ayet ve hadislerde övülmüş ve teşvik edilmiştir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Korkarak ve umarak ona dua edin. Ey Peygamberim, de ki, duanız, ibadetiniz, imanınız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın kulları, size dua etmenizi tavsiye ederim. Duayı terk etmek isyandır, günahtır. Dua etmekte aciz olmayın. Çünkü dua eden hiçbir insan helak olmaz. Biriniz dua edip bir şey istediği zaman çok istesin. Çünkü o Rabbinden istiyor. Onun nimeti, keremi ve lütfu çok boldur. Biriniz dua ettiği zaman istediğini çok ve büyük istesin. Çünkü Allah'a hiçbir şey büyük ve çok gelmez buyurmuştur. Dua eden kimse Allahu Teala ve Peygamber'in emrine uymuş, ibadet etmiş, Allah'ı anmış ve sevgisini kazanmış olur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın fazlından isteyin. Çünkü Allah kendisinden bir şey istenmesini sever. En faziletli ibadet, dua edip bir sıkıntının kalkmasını beklemektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dua ibadetin özüdür. En faziletli ibadet, Allah'tan sıkıntıyı kaldırmasını beklemektir. Dua, mahsa ibadettir buyurmuş, sonra Mü'min suresinin, Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler, aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir, anlamındaki 60. ayetini okumuştur. Allah katında duadan daha şerefli bir şey yoktur, anlamındaki hadis bunun delilidir. Çünkü dua eden kimse Allah'ın varlığını, yüceliğini, kudretini ve kullarına yardım eden olduğunu, acziyetini ve muhtaç olduğunu kabul ve ikrar etmiş olur.